Esen TV yerel manşet programı değerli bir büyüğümüzle beraberiz. Bu programda Esenlerin eskilerinden ancak memleketinden kopmamış, memleket değerlerini öne çıkarmak dürtüsüyle bir kitap yazmış, kendi köyünün kitabını basma aşamasına getirmiş, hazırlamış bir kimlikle beraberiz. Kendisi kitabın yazarı Mustafa Gürsoy. Mustafa Bey, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Size üstad diye söyleyeceğim program doğrultusunda. Ancak bir eksikliğimiz var. Biz size buraya gelirken söylemeyi unuttuk. Evet. Provası yapılmış kitabınızı da getirseydiniz, evet, seyircilerimize gösterseydik daha mutlu daha olacaktık. Iyi daha iyi olurdu. Aynen. Ancak yine de kitabımızın tanıtımı, Esenler bazlı ve memleketiniz odaklı bir görüşme yapacağız sizinle. Biz sizi tanıyoruz. Değerli bir insansınız. Esenler'de değerli kimliklerden birisiniz. Programımızı izleyenler açısından, sizi tanımayanlar açısından biraz kendinizi bize tanıtabilir misiniz lütfen? Tabii, size de Esen TV'ye de teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Ben 1935 yılında Sivas'ın Diyarbakır ilçesine bağlı Oğazık köyünde dünyaya geldim. Evet. Biz altı kardeşiz, altı kardeşim. Üçüncüsüyüm. Aşağıdan da yukarıdan da. Üçüncüsüyüm. İlkokulu köyümde bitirdim. 1949 yılında. İlkokulu 1947'de bitirmem gerekirken 2 yıl geç gittim okula. O zaman köyde hayvancılık olduğu için işte mal da var, verilecek, bakılacak diye. Evet. 49'da okulu bitirdim. Okulu bitirdikten sonra 18 yaşına kadar köyde reşbellik, hayvancılık, mal da var işi. 18 yaşına girince Divriği'deki Divriği Demir Madenleri Müessesesi'ne işçi olarak girdim. Orada çalıştım. Oradan ayrıldım, İstanbul'a geldim. İstanbul'da Darıca'daki Aslan Çimento Fabrikası'nda 2 yıl çalıştım. Asker oldum. Askerliğimi yaptıktan sonra... Kaç yıl yaptınız askerliği? 2 yıl. Ha, 2 yıldızsınız zamanınızda. Askerliği yaptıktan sonra tekrar Divriği Demir Madenleri Müessesesi'ne girerek çalıştım. Memlekete döndünüz tekrar. Memlekete döndüm. Orada da tabii sendika faaliyetleri olduğu için sendikaya girdik. Yönetim kurulu üyeliğinde işleri disiplin kurulu üyeliği falan yaptık. 1982 yılında emekli oldum. Emekli olana kadar Divriği'de yaşadın. Divriği'de yaşadım, Divriği'de oturdum. Emekli olana kadar orada yaşadım. Emekli olduktan sonra 1982 yılında İstanbul'a geçelim. Oraya geleceğiz. Şimdi burada bir saplama yapmak istiyorum izninizle. Ben TKİ'yi biliyorum. Benim de büyük dayılarım Zonguldak'ta TKİ'de görev yapıyordu. Ben de genç yaşlarımda oralara gidip gözlemleme şansına sahip oldum. Mutlaka Divriği'de de öyledir. İşçilere zamanında bundan 40-50 yıl önce kentler yaratılmış, yaşam olanakları tanınmış ve üretkenliğini ön plana çıkarabilecek, daha iyi verim alınabilecek düzeyde altyapı oluşturulmuş diye ben teşhis ettim. Acaba bu doğru mu? Sizin görev yaptığınız, çalıştığınız dönemlerde de işçiler ve kolluklu beyaz yakalılar için böyle bir sistematik var mıydı Divriği'de? Böyle bir güzel yaşam standardı hazırlanmış mıydı? Bunu merak ediyorum açıkçası. Tabii Divriği küçük ama tarihi çok eski olan. Hatta burada yeri gelmişken de söyleyeyim. Buyurun. Ulu Cami diye bir eserimiz var. Mengücekler döneminde kalma. Bunun UNESCO'da kaydı var. UNESCO onun bakım işleriyle de ilgileniyor. Çok tarihi bir eser. Divriği'de tarih kokan bir ilçemiz yani. Divriği'de bizim dönemimizde 1500-2000 kişiye yakın işçi çalışıyordu. Sosyal tesisler vardı. Yaşam standartı da çok iyiydi yani. Söylediğiniz şey fevkalede bir durumdu yani. Onun için biz orada bir sürü faaliyetler, dernekçilikler falan geliştirdik. Emekli olup buraya gelinceye kadar. Şimdi onun için sordum Sayın Üstad. Yani geçmişte sadece işçinin emek gücünü almak, çalmak yerine işçiyi hem emek gücünden faydalanıp hem de beyin donanımlarını sağlamak gibi bir yapılanma söz konusuydu galiba sizin o işçilik yaptığınız dönemlerde. Bu doğru mu acaba? Ona kısmen. 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 Kısmen doğruydu tabii. Sosyal gelişme de iyiydi. Bizim kasabamızda başka sosyal faaliyetler olan dernekler de vardı. TÖBDER gibi, TÖS gibi. Evet. Esnaf kuruluşları vardı.
sosyal ve aktiftiler. Aktiftiler. Bizim sendikada, işçi sendikası da bu öğretmen kuruluşlarıyla, esnaf kuruluşlarıyla, bir nevi eskilerin lonza dediği, evet, bunlardan ilişki çok yoğundu, gelişkendi yani. Anlattığınız şey çok yoğundu. Sizi de bir donanımlı birey haline de getirmiştir o tabii dönemler. Bazı tecrübeler kazandı, evet, bu faaliyetler içinde. Yıllarca işçilik yaptınız, emekli oldunuz. Daha sonra Esenler'e kaç yıl demiştiniz? 9 Eylül 1982 yılında geldim. Gelme nedeniniz neydi? Gelme nedenim emekli oldum. Evet. Emekli olunca çocukların okul hayatı vardı. Üniversitede, lisede çocuklarım vardı. Şimdi tabii Divriği'de oturup Ankara'da, İstanbul'da, üniversitede o çocuk okutmak biraz uzaktı. Zorluğu vardı. Onun için İstanbul'a gelmek durumunda kaldım. Esenler'e gelişimizin nedeni de, buyurun, bizim köylerimiz Esenler'de çoktu oturanlar. Yakın akrabalarım da vardı. Onun için Esenler'de... İş adamları vardı, ticaretle uğraşanlar. Ticaretle uğraşıyor. Esenler onun için tercih ettim. Buraya geldik. Yakınlarımla ortak işte tuttuk. İşte dükkancılık, evet, beyaz eşya, mobilya falan üzerine, evet, faaliyetlerimiz oldu. Çocukların bazıları okudu, okulu bitirdi. Bitirdikten sonra işe atıldılar çocuklar da. Ticarete atıldılar. Birkaç yıl sonra çocuklar ticareti kavradıktan sonra ben bıraktım ticareti. Çekildiniz. Çekildim. Çocuklar yürütüyorlar. Evet. Şimdi halen de devam ediyorlar. Ayrı ayrı çalışıyorlar. Kaç çocuk, kaç torun var? 6 çocuk sayayım. İşte 2 tanesi üniversiteyi bitirdi. Diğerleri liseyi bitirdi. Torun? Torun çok maşallah. Allah Allah bağışlasın. Şimdi üstad, Esenler'e geldiniz. Esenler'e geldiğiniz günden bugüne Esenler'de değişen ne oldu? Yani o çamurlu çoraklı hallerini siz de biliyorsunuz büyük olasılıkla. Yani Esenler'de çağa uygun, çağa endeksli bir gelişme, bir düzenlenme, bir düzeliş oldu mu kanaatinizce? Tabii gerek Türkiye'nin, gerek İstanbul'un. Evet. Birçok ilin, ilçenin geliştiği gibi İstanbul semtler de gelişti, Esenler de gelişti. 1982'de İstanbul'a geldiğimiz zaman minibüsler, otobüsler son durağa kadar gidiyordu. Son duraktan aşağı gidemiyordu. Yol bozuk, asfalt yok, çamur, tramvay yok, metro yok, hiçbir şey yoktu. Ancak minibüsle Topkapı'ya geliyorsun, minibüslere biniyorsun. Son durağa kadar geliyor minibüsler, son durakta iniyorsun. Evet. Ama zamanla gelişti. Şimdi Esenler'de metro kondu, metrobüs var, otobüsler çalışıyor, tramvaylar var, yol uzadı, şimdi asfalt yapıldı, yol geliyor son duraktan Tapkarabayır'a gidiyor, metro geliyor Esenler, Bağcılar'dan Kirazlı'ya gidip çalışıyor. Evet. Faaliyet geniş, rahat şimdi. Ulaşımı da bol Esenler'in. Merkezi yerde çünkü. Merkeze de yakın olduğu için, şimdi İstanbul'un her yerine gidebilen için Esenler'den vasıta var yani. Metroyla gidersin, otobüsle gidersin. Yalnız eksiğimiz metrobüs içinden geçmiyor Esenler'e, evet, var. Ulaşımı bol yani İstanbul Esenler'in ulaşımı çok rahat. Demografik yapıdaki değişimi nasıl görüyorsunuz? Örneğin o zamanlar sizin geldiğiniz dönemlerde, ben de 50 yıllık Esenlerliyim, siz de 35 yıllık Esenlerlisiniz. O dönemdeki insanların birbirini tanıyor olması, birbirleriyle ticari ilişkilerde olsun, sosyal ilişkilerde olsun, dayanışması nasıl bir değişim gösterdi? Şimdi çok kozmopolit bir ilçe oldu Esenler. Nüfusu da 500 bini aştı. O zamanlar 200-150-200 bin civarında bir nüfus söz konusuydu Esenler'de. O demografik yapının değişimi Esenler'e bir sosyal ağırlık da getirdi mi? Bir böyle bir ekonomik ağırlık, ekonomik bir darboğaz da getirdi mi sizce? Yoksa bir yenilenme oldu mu? Şimdi o zaman Esenler daha küçüktü, nüfus daha azdı. Herkes birbirini daha çok tanıyordu. İşte hemşerilik, ahbaplık, komşuluk ilişkileri daha yoğun, tanışarak yüz yüze yapılıyordu. Daha iyi, daha, evet, sıcak bir gelişme. Ama zamanla, o zaman Esenler biraz açık olduğu, belediyecilik geç girdiği için boştu. Sonradan hızlı bir dolma oldu, hızlı bir gelişme oldu. Nüfus çıktı 600-700 bin lira. Çarpık bir kentleşme oldu maalesef. Nüfus birbirini tanımaz oldu. O eski yakını, komşusu, sıcak ilişkilerin yerine birbirini tanımayan kesim çoğaldı. Bazen de çarpık yapılaşma falan da oldu. Çünkü Esenler'e halk belediyecilikten evvel girmiş. Evvele belediyecilik girmemiş. Zamanında. Çok doğru. Bravo. Onun için o çarpık yapılaşma falan olmuş.
Şimdi büyüdü Esenler, gelişti. Tabii bazı dernekler kuruldu, sosyal faaliyetler gelişti. İşte belediye kuruldu, belediye büyüdü falan ama da bu halkın kaynaşması, birbirine yaklaşması eskisi kadar şey olmadı. İnsanlar çoğalınca birbirini göremez hale geldi. Nüfus çoğalınca da tabii birbirini tanıyamaz hale geldi. Evet. Bu bakımdan bazı sakinler oldu. Yani. Şimdi siz 35 yıl Esenler'de halen ikamet ediyorsunuz, yaşıyorsunuz ama bildiğimiz kadarıyla siz yılın büyük bir bölümünü halen valideyi de alıp memlekette geçiriyorsunuz. Memlekette yaşamınızı devam ettiriyorsunuz. Özellikle baharla başlayıp sonbaharla, ilkbaharla başlayıp sonbahar, kışa yakın dönmeyle hayatınızı memlekette idame ettirmek gibi bir durumunuz da var. Bu özlemden mi kaynaklanıyor yoksa buradaki bu stresli, kaoslu, kaotik bir ortamda yaşamanın orada yaşınız itibariyle de biraz rahatlama getirdiği için mi, bir kaçış mı memlekete bu gidiş dönüşler? Şimdi birincisi hani kekliği altın kafese koymuşlar da vatan demiş. Evet. Bırakınca gitmiş kevenin dibine konmuş diye bir söz vardır halk arasında diye. Şimdi insanın doğduğu yer, büyüdüğü yer çok önemli insana. Doğup büyüdüğün yeri özlüyorsun, hatırlıyorsun. Bu birinci mesele. İkinci şey, köyün havası temiz. Gürültü, patırtı yok büyük şehirler gibi. Büyük şehirler artık gürültüden, patırttan, hava kirliliğinden çekilemez hale geldi. Evet. Biz de emekliyiz. Başka bir iş de tutmuyoruz. Boş oturduğumuza göre yazları Esenler'de kalabalıkta oturmaktansa köye gidelim diyoruz. Köyde mi biraz bostan yapıyorsun, maşara, şubu, sebze, yeşillik ekliyorsun. Bu bir hobi oluyor. Hem bundan vakit geçiriyorsun, hem onu yiyip faydalanıyorsun. Hem de zamanın geçiyor. Onun için köye gitmeyi tercih ediyoruz. Evet. Burası yazın yoğun, çok yoğun. Nüfus kalabalık biliyorsunuz Esenler'de dolu deyince. Onun için biraz sıkıntılı oluyor. Gerek hava kirliliğinden, gerek trafikten, gerek gürültüden. Evet. Kaçıyoruz da biraz köye gidiyoruz. Köy yazın iyi oluyor. İş tutmuyorum dediniz ama okur yazar bir kişiliksiniz. Okumak yazmak da bir iş. Bunu da antiparantez vurgulamak istiyorum size. Sizin iş tutmama, ticari hayatınızı, işçilik hayatınızı nihayetlendirdikten sonra, ticari hayatı da evlatlarınıza devrettikten sonra bir dernekçilik alanında bir geçişiniz var. Politik bir kimlik olmanıza rağmen siyasi bir siyasi düşüncenizi rahatlıkla aktarabilecek ve o donanıma sahip olmanıza rağmen aktif siyasetin içinde bulunmamışsınız ama dernekçilik faaliyetleri, aktiviteleri içinde yer alıyorsunuz. Biraz da bu dernekçilik aktivitelerinizden söz edebilir miyiz? Tabii. Şimdi 1994-95 yıllarında Esenler'de Gül Sultan Abdal Kültür Derneği şube astı, dernek kurdu. Biz o tarihlerden itibaren o derneğe üye olduk. Kurucu üyesiniz yani siz. Kurucu üyeliğinde Pür Sultan Abdal Kültür Derneği'nin kurucu üyesiydim. Halen üyeliğimle devam etmekle birlikte o tarihten itibaren o dernekte faaliyet göstermeye başladım. Halen de faaliyet göstermeye devam ediyorum. Yönetiminde, şu anda yönetimde değilim, bıraktım ama evet. Üyeliğim, aktif üyeliğim devam ediyor. Evet. Ondan başka bizim bir de köy derneğimiz var. Adını da verelim. Uğacık Köyü Yardımlaşma Derneği. Divri ilçesi. Divri ilçesi Uğacık Köyü Yardımlaşma Derneği. Bu dernek 1964 yılında kuruldu İstanbul'da. 64 yılında İstanbul'da. Ben doğduğumda derneği kurmuşsunuz. Evet. Şimdi köyümüzün gurbetçiliği çok eski. Belki onu ileride anlatırız. Elbette. Çok eski olduğu için İstanbul'da insanlar birbirini göremiyor, hastasıyla, sağıyla ilgilenemiyor falan. Bir köylümüzün birisi İstanbul'da vefat ediyor. Vefat ederken cenazeyi kaldırmakta diğer arkadaşlar sıkıntı çekiyor birbirine haber vermek için. Hepsi ayrı ayrı semtlerde oturuyorlar. O sıkıntıyla cenazeyi kaldırdıktan sonra bir araya geliyor arkadaşlar baş başa veriyorlar, bir dernek kuralım diyorlar. Derneği kuruyorlar. O günden itibaren dernek büyüyor, gelişiyor, üyeleri artıyor. Yardımlaşma başlıyor, bağış başlıyor, aidat başlıyor. Derneğimiz köyden bir sürü fakir, yoksul insanlara yardım ediyor. Köyün kalkınmasında yardımcı oluyor köye.
telefon almasında, yol yapımında, su getirmesinde bir sürü hizmetlerde yardımcı oluyor. Köy muhtarlığına ortaklaşa çalışıyor. Evet. O gün bugün bu hizmet devam ediyor, halen devam etmekte. Ben de bu dernekte görevliyim. 2005-2006 yılında derneğin yönetim kuruluna girdim. 2 yıl yönetim kurulunda çalıştım. Evet. Şimdi ileride anlatacağız köy bahsinde de köye birçok hizmetler yapıldı. Bu hizmetler yapılırken derneğin büyük katkısı var. Gerek parasal yönden, gerekse bedensel gidip ilgilenme yönünden. Bu derneğimiz faaliyette halen devam ediyor. Ben de bu dernekte 2 yıl görev yaptım, yönetim. Halen de devam ediyorsunuz üye olarak. Üyeliğim devam ediyor. Şimdi bu derneksel faaliyetlere girince, Pir Sultan'dan söz açınca aklıma geldi. Esenler'de belli yoğunlukta, bir Alevi yoğunluğunda yaşayanlarımız var, vatandaşlar var. Bunlar taziyelerini, cenazelerini, yemeklerini maalesef civar ilçelerdeki cemevlerinde yapmak durumundalar. Hem ekonomik anlamda hem manevi anlamda bir kayıp söz konusu Esenler adına. Ve Esenler'de maalesef bir cemevimiz yok. Bu cemevi bahsine de girmek istiyorum. Yani neden yok? Pir Sultan Abdal ve ona bağlı o tandansta, o eşit şartlarda birkaç dernek daha kuruldu bildiğim kadarıyla. Halen onlar da girişimlerini sürdürüyorlar ama en eskisi Pir Sultan Abdal Kültür Derneği. Bu o işime rağmen bir cemevi hayata geçirilemedi Esenler'de. İhtiyaç da var, gereksinim de var. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Kamuoyuna mesaj anlamında, yetkililere bir uyarı, bir iyi niyet anlamında. Şimdi Esenler'de sizin de bahsettiğiniz bir Alevi kesimi kalabalık, yoğun içinde Alevilerin oturduğu bir yer. Aleviler bu konudan da rahatsız cemevi için. Şimdi Esenler'de kendi başına bir arsa alıp cemevi yapacak işte bir iş adamımız, öyle bir şeyimiz yoktur. Ama zamanla belediyeye müracaat ettik, geldik işte belki 10 seneden daha fazla. İşte bir zaman yeri yok veremeyiz dediler, bir zaman biz ısrarla bulununca vereceğiz falan dedi, o gün bugün salladılar. Şimdi bugünkü başkana, mevcut başkana da birkaç kere gidildi, gitti arkadaşlar. Vereceğiz diye söz veriyorlar ama vermiyorlar. Biz gidip anlatıyoruz, diyoruz ki ya biz de vergi veriyoruz, bir de askerlik yapıyoruz, bir de devlete olan ödevlerimizi yerine getiriyoruz. Biz de böyle inanıyoruz, sen böyle inanıyorsan ben de böyle inanıyorum. Ben de ibadetimi böyle yapmak istiyorum. Cemevine ihtiyacımız var diyoruz. Şimdi başkan, belediye başkanı vereceğiz diyor, hep vereceğiz diyor, senelerce vereceğiz diyor, öyle götürüyor. Şimdi şu anda görevde olan arkadaşlar da halen gidip geliyorlar belediye. Bir arsa almak, cemevi yeri için bir arsa almak için uğraşıyorlar. Bakalım verecek mi, yoksa şimdiye kadar olduğu gibi vereceğim diye atlatacak mı? Bekliyoruz şimdi onu da. Şimdi Metris bağlandı Esenler'e. Evet. Orada bir yapılanmalar askeri söz. Askeriyenin yerinde verileceği söyleniyor. Bu umarım öyle, evet öyle bir söz Metris'ten verilmiş. Metris'ten yer vereceğim demiş. Arkadaşlar onu bekliyorlar. Bugün. Şimdi siz de Alevi kesiminin öncülerindensiniz. Hiç değilse Pir Sultan Abdal Derneği'nde aktif çalışmalarda da bulundunuz. Aleviliği de çok iyi bilen kişilerindensiniz. Esenler'de bilen bir elin parmaklarını geçmez. Siz onlardan birisiniz. Biz de sizden çok şeyler öğrendik bu konuda. Eğer belediye başkanı yeri tahsis ederse, efendiler burası sizin derse, yapabilecek gücü var mı bu derneklerin ve Alevi cemaatin? Şimdi şöyle yapmayı düşünüyor arkadaşlar. Buyurun. Esenler öyle bir yer verirse ki belediye, ki biz belediyeden yine bazı hazırlıklarını, çimento, demir, kum gibi böyle şeyler. Proje çalışmaları belki de. Esenler Belediyesi'nden alacağımıza inanıyoruz. Alırız, verirler. Kalan kısmı da gerekse iş adamlarımızdan, gerekse duyarlı vatandaşlarımızdan yardım ve bağış toplayarak zaman içinde yaptırmayı düşünüyor arkadaşlar. Ancak böyle yapabiliriz. Yani Eyüp'te işte Bağcılar'da, Halkalı'da yapılmışsa Esenler'de niye yapılmasın? Yapılır. Ben de yapılacağı kanaatindeyim. Buyurun. 500-600 bin nüfus yaşıyor. Bu kadar nüfusun içinde Alevilerin de bayağıdır ağırlığı var. Ağırlığı var. Niye olmasın diyoruz.
Öyle düşünüyoruz. Yani arsayı verirse Sayın Başkan, biz de sizin dediğiniz gibi yapım işini o yollarla hallederiz diyorsun. Şimdi asıl kitap için bir araya geldik. Konu konuyu açtı. Bunları da konuşmuş olduk. Fena da olmadı. Topluma mesaj olur. Bizi izleyenler de bu konuda bilgilenmiş olurlar. Sizin kitabınız Ovacık Köyü Tarihi diye bir kitap. İşte yine özür diliyorum izleyicilerden, aslında prova baskısı olsaydı öyle giderdik ama kitap sizin aklınızda, dağarcığınızda. Bu kitabı yazma gereksiniminiz neydi? Yani niçin böyle bir okur yazar bir insansınız? Okuyorsunuz, yazıyorsunuz, belki kitap bırakmadınız kütüphanelerde ama niye yazma gereksinimi duydunuz? Yani çok değerli, sizi bu konuya iten içgüdüleriniz nelerdi? Erdoğan Bey, çok güzel bir şey söyledin, iyi bir soru sordun. Çok teşekkür ederim. Biz 6 kardeşiz. Aileden gelen bir okuma alışkanlığı, okuma sevgisi var bizde. Bu hatta da babadan, dededen geliyor. Biz ilkokula giderken oturur sorardık dedeme, dede askerliğini nerede yaptın derdi. Bize yaylaları tarif ederdi, işte Elmalı'nda Hasan dede de yaptın derdi. Biz çocukken gülerdik. Oysa o Abdülaziz zamanında bir bedel sistemi çıkarılmış. Bedel verir, askere gitmezler. Padişahlık döneminde. O kanundan faydalanarak bunlar, işte kendisi anlatırdı. 93 muharebesine yaşım küçüktü, gitmedim ama abi, Rus muharebesine. Abim bedel verdi falan derdi. Şimdi o çok değişti, yazmam söylerdi. Bize de öğretirdi. İşte cemlere giderdik. Cemlerde ne gördünüz, ne öğrendiniz, gelin anlatın der, bize anlattırırdı. Evet. Bize anlatırdık. Şimdi okuma alışkanlığı da oradan geliyor. Okumayı çok seviyordum. Sorardık, dede işte bu köy ne zaman kurulmuş, kim gelmiş, kim gitmiş. O bazı şeyler anlatırdı kendine özgü. Ben askerlikten sonra iş hayatına atılınca merak ettim. İşte herkes bir şey söylüyor. Gazete okuma alışkanlığı, kitap okuma alışkanlığım çoktu. Bu köy ne zaman kurulmuş, nasıl kurulmuş? Büyüklerden sorardık, herkes bir şey söylerdi. Sonradan merak ettim. Bazı yazarlara, profesörlere ulaştım. Bunlardan birisi de sevgili hemşerim Necdet Bey, Sakoğlu. O da çok yardımcı oldu. Başbakanlık Devlet Arşivinden evet, faydalandığımız belgeleri bularak köyümüzün kuruluş tarihini yazmaya başladım. İşte ta 1071'deki Malazgirt Savaşı'ndan itibaren Türklerin Anadolu'ya doluşu, yayılışı, bizim bölgeye de Mengüceklerin gelişi, yayılışı, Divriği Mengücek Beyliği'nin, o tarihte Türklerin Anadolu'ya yerleşerek gidişlerinden itibaren nasıl kurulduğunun belgelerini oradan buldunuz. Bulduk, faydalanarak onu yazdık, kuruluş tarihini. Tabii kitabın içeriğinde de en çok yaşamı anlatıyoruz. Köyler o zaman göçer sistemi, daha çok eskiden Anadolu'da göçer sistemi yaygın. Nerede bir su bulursa vatandaş öküzüyle, iki koyun kesine oraya yeniyor. Orada işte 6 ay kalır, 1 sene kalır. İyi ise yerleşir, iyi değilse oradan göçer, falan yere gider. Böyle bir yaşam, göçer yaşamı yaygın bu tarafa. Yerleşip kalıyor bizim köylülerde. O ilk kondukları yere 1100-1150 yıllarında falan, belgelerin bize anlattığına göre, Osmanlı belgelerini. Yaşam, evet. Şimdi şöyle girelim, kitaba da girdik. Köyü işte 1071'de Türklerin Anadolu'ya girişiyle, dağılmasıyla, yayılmasıyla sizin de köyünüzün kuruluş nüveleri oluşuyor, evet, anladığım kadarıyla. Bir de sülale bazında gelinip oraya yerleşiliyor. Siz Garip Ağa girmişsiniz, sülaleniz. Ha, güzel. Yani şimdi bir de sülaleler yerleşiyor. Evet. Bu köyünüz kaç sülaleden nasıl bir araya gelerek bu şekilde dallanıp budaklanıyor, İstanbullara, Avrupalara kadar yayılıyor? Bir de öyle değerlendirirsek şimdi iyi olur. Onları kitapta yazdım, kitabın içeriğinde. Kısa kısa geçelim, evet. Saymıyorum. Şimdi ilk gelip yerleştiklerinde işte 7-8 ev olarak yerleştikleri yazılı. Onlara da ad konmuş da Veligiller, bana dediğin gariba Veligiller, Nasırgiller, Hasankâhgiller, Musagiller gibi, Karamuratlar gibi
birkaç ailenin ismi geçiyor. Aile büyüklerinin adıyla bir sülale oluşuyor. Oturuyor. Orada yaşarken tabii büyüyor aileler, dağılıyor, ayrılıyor, hane çoğalıyor. E veligiller bir kişinin adı söylerken 20 eve çıkıyor, öbür 30 eve çıkıyor, böyle çoğalıyor. Köyde nüfus çoğalınca köy büyüyor tabii, hayvancılıkta, tarımda gelişme oluyor. Ondan sonra gurbetçilik başlıyor. Tabii o zaman 1950'ler falan mı yani? Gurbetçilik çok eski. Çok eski değil mi? Çok eski. Hmm. Şimdi şöyle eski. Buyurun. Mesela bizim yakınımızda bir köy var, Ziniski, eski adı Recep Eski. Orada da bir kaynağa rast geldim. Başbakı Kulu İbrahim Ağa diyor, sarayda bir üniversite, birisi var 1500-1600 yıllarında. O köyden İstanbul'a gitme olmuş. Çok eski yani, bölgenin gurbetçiliği eski. Bizim köyünki de eski. Bir yandan gurbetçi ama şimdiki gibi gelip kalma yok, sosyal güvenlik yok. Geliyor yazın, bizim geliyor çalışıyor, Mayıs dediğim köye gidiyor, yazın rehberliği yapıyor. Eylül-Ekim deyip harmanları içeri koydu mu tekrar gelip gidiyor. Öyle yani gel gitti bir gurbetçilik var. Ondan sonra en çok geçim kaynağı hayvancılık. Köyde. Köyde. Tarım ve hayvancılık. Mesela, ürün olarak ne? Tarım mesela ürün olarak? Ürün olarak en çok buğday, arpa, fiil. Hmm. Başta geliyor. Ondan sonra fi dediğiniz nedir üstad? Fi de işte mercimek gibi. Işte evet. Onları zaten kitapta detayına girdik. Elbette. Şimdi bir de kitabınızı ben inceledim. Muhtarlar, öğretmenler, işte köyde daha önce üst seviyede görev yapanlar, işte kaymakamlıkta, tapuda, şurada, burada. Hepsini tek tek araştırmışsınız. Onları da kitabınıza koymuşsunuz. Bu araştırmaları yaparken mutlaka birçok kaynaktan faydalandınız ama zor olmadı mı? Yani bu isimlere, bu kişilere ulaşmak zor olmadı mı? Çünkü o güne kadar köyünüzün yazılı bir kaynağı, yazılı bir geçmişi yok doğal olarak. Siz ilk defa köyünüzü topluma anlatmak için, kamuoyuyla köyünüzü paylaşmak için böyle bir girişimde bulunuyorsunuz. Nasıl bir yol izlediniz? Yani böyle kendi yörelerini, bölgelerini, köylerini yazacak insanlara, yazmak isteyenlere ne öğütlerde bulunursunuz? Hangi yollarla, hangi metotlarla yapmalı bu işi? Şimdi ben şöyle yaptım. Buyurun. Evvelde arz ettiğim gibi okumayı çok seviyordum. Evet. Hatta bu köyün nasıl kurulduğunu yazmak için de düşündüm. Evet. Hem kendi köyümdeki çok yaşlı insanlardan soruyordum, bilgi topluyordum. Hem evet. Demir çelikle çalıştığım için çevre köylerine ilişkin iyiydi. Çevre köylerdeki okumuş, yazmış, evet, hizmet gezmiş insanlarla da ilişkim oluyordu. Bu öğretmen olur, memur olur. Bunlardan da bilgi topluyordum. En büyük bilgi de devlet kaynaklarını, arşivlerden alarak. Ki yazışılıyor, evet, cevap gelecek gelmeyecek çok biraz uzun. Evet, ne kadar sürdü bu kitabınızı, bu kitabı, yayın aşamasını? 1950-60 yıllarından itibaren benden yani, kaynak bulamıyordum. Evet. Arşive ulaşamıyordum. Onun için geç kaldım. Evet. Arşive geç ulaştım. Evet. Devlet arşivine, Osmanlı arşivine. Geç ulaştım işte söyledim. Sen Gülen Şerim Necdet'in evet, hastasıyla. O bilgiyi oradan alarak ulaştıktan sonra kitabı yaz, yani kitap en az 20 yılın üzerinde. Bir belge toplama, bilgi toplama evet, geçmişi var ama yazmak için de bir 3-5 yıl uğraşıyorsunuz galiba. Yazmak için uğraşıyorum. Çünkü yazmanın da tabii zorlukları var. Biz şimdi o köy ne zaman kurulmuş, o köyde eskiden kahaya derlerdi, muhtardır. Evet. Ha, muhtarlara kahaya mı deniyordu? Eskiden kahaya denirdi. Muhtarlık nasıl kurulmuş, kimler muhtar yapmış? O kimlerin muhtarlık yaptığını nereden öğreneceksin? Evet. Köye okul ne zaman yapılmış? Ne zaman yapılmış köye okul? Şimdi bizim köyde demek ki dedim ya okumayı çok seven bir köy halkı. Büyük de bir köy. 1930'larda bizim köye okul yapılıyor. Düşünebiliyor musun? 30'larda? Okul yapılan köylerden birisi. O zamana kadar köy odalarında eski Arapça yazı öğretiliyor. Arapça yazıdan 1928'de yeni yazıya geçince o tarihlerde hazırlık yapılıyor. 30 yılında bizim köye ilkokul yapılıyor. 1930'da. Siz 30'da ilkokul yapıldıktan sonraki mutlaka tek öğretmen vardır o zaman.
bir öğretmen geliyordur bütün O zaman çocuklara. Bütün o bugüne kadarki öğretmenleri de buldunuz mu yani? hepsini buldum. Bravo. Köye ilk gelen öğretmenlerle. Bunu şimdi Divri'de oturuyordum, orada çalıştığım için. İşte gidiyordum nüfustan, Milli Eğitim Müdürlüğü'nden soruyordum. Başka kaynaklardan, özel idareden. İşte bu köye ilk giden öğretmen kimmiş falan diye tespit. Yani kendi tespitlerim, müşahedelerimle bunları buluyorduk. Köye gelen öğretmenleri yazıyorduk. Kaç talebe varmış, şu tarihte ne kadar varmış diye. Bunları tespit ediyorduk, yazıyorduk. Bu araya giriyorum ama yani öğrenci mutlaka dediniz, orada kaç talebe var filan, onları bile teşhis ettim, tespit ettim dediniz. Kız erkek öğrenci, kız erkek talebe ayrımı yok değil mi? O dönemler yok. Kız da erkek de. Yani ama şey var mı yani köy ekonomisine, aile bütçesine katkı yapılan işler dışında mı gidiliyor okula, yoksa bizzat okula gidiliyor, daha arta kalan kısımda mı bu işler? İşte hayvan otarmak gibi, tarlada ekim biçmek, çapa yapmak gibi. Nasıl böyle bir şey keşfettiniz kitabı yazarken o dönemlere ilişkin? Şimdi o zaman demin de söyledim, hayvancılıkla geçindiği için halk yüz geliyor, okula açılıyor. Herkes çocuğunu okula gönderecek. İlkokul mecburi biliyorsun. Evet. Gönderemiyor vatandaş. Çocuk kuzuya gidiyor, danaya gidiyor, koyuna gidiyor, okula gönderemiyor. Öğretmen baskı yapıyor, muhtara söylüyor. Muhtar veliyi sıkıştırıyor, çocuğu okula gönder. Gönderemem. Cahıya veliyi sıkıştırıyor. Şimdi muhtar başlıyor, bir seni karakola veririm, zabıt tutarım. Jandarmaya veririm. Jandarmaya veririm falan. Adam sıkışıyor, ya muhtara idare et falan diyor. O çocuk bile bakıyorsun ki okul ancak bir ay sonra, iki ay sonra gidebiliyor. Evet. Fazlası da gidemiyor. Zorlukları var yani. Çünkü hep hayvancılık. Adam çocuğunu okula gönderdiği zaman oğlağı, kuzuyu, danayı kim yiyecek yani? Evet, evet. Yok. Bundan dolayı zorluklar doğuyordu yani. Onun için biraz geç gidiliyordu okula. Valide okuma yazma biliyor mu? Gitmiş mi hiç okula? İkinci sınıfı bitirmiş. Evet, biliyor. Başlar. Bravo. Onu öğrenmişsin. Biraz zayıf okumaya. Evet. Zayıf. Şimdi üstad bir yere geldik ama ben yine de araya girip şimdi sizin kitabınız lokal bir kitap olacak. Doğal olarak hemşerilerinize, Sivas'a, Divri'ye ve Ovacık Köyü'ne hitap eden bir kitap olacak. Bir kaynak kitap olacak. Evet. Doğal olarak programımız izleniyor. İnternette SNTV olarak siz de bundan sonra döneceksiniz. Konuşmalarınız orada da sabitlenecek. Burada araya girerek ben Divri tarihi ve Ovacık köyü tarihine ilişkin kısa anekdotlarla, çünkü herkes kitabınıza ulaşamayabilir. Hiç değilse Divri tarihini bu program vesilesiyle, SNTV yerel manşet programı vesilesiyle kısa da olsa anekdotlar halinde dağarcığınızdakilerden faydalanarak Divri tarihi ve köyünüzün tarihine ilişkin kısa öz bilgiler verebilir misiniz? Köyümüzün tarihi demin de şuradan başlasak daha iyi bence. Divri'nin tarihi, Divri kasabasının eski adı Aprika. Daha sonra Teprika, daha sonra Diprika, Divri olarak dönüştürülmüş. Tarihi çok eski. Milattan önceye dayanan tarih. Milattan önceye. Dayanan tarihleri var Divri'nin. Tarihi çok eski. Tabii çok zamanlarda el değiştirmiş. İşte Memluklar döneminde, Kadı Burhanettin döneminde falan. Daha sonra 1500 yıllarında Yavuz Selim dönemlerinde Osmanlı Egemenliğine geçmiş dedi. O günden bugüne 1850 yıllarında ilçe olmuş, daha evvel Sancak'mış. Evet. İlçe olmuş. O zamandan sonra Osmanlı yönetiminde kalmış. Daha sonra da Cumhuriyet biliyorsun ilan edilince Cumhuriyet dönemine geçiyor. Demin de söyledim. Divri çok tarihi bir yer. Divri kaleleri var, Ulu Camisi var. UNESCO'da. O kapısı mı meşhur onun? Bir de kapısı mı var? Şimdi bildiğim kadarıyla o kapının... Cennet kapısı. Cennet, Ulu evet, cennet evet, kapısı. Evet. Ulu Cami'nin kendisi de zaten görmeye değer. Yani, aşevleri, şifa evleri değil mi? Çevresinde şifahanesi yok mu? Ha, sonradan. Şifahanesi var. Yani hastanesi var. Şifahane, evet, hastanesi var. Hastaları biliyorsun işte suyla, müzikle falan tedavi edildiği dönem. Ama görmeyi değecek bir yer Ulu Cami. Çok muhteşem bir yer. Kapının birisine işte cennet kapısı dediğimiz yer. Çok önemli bir yer. Onun için Divri'nin tarihi çok önemli yani. Milattan önceye dayanıyor. Bir tarihi var.
İşte Divri... Maden olarak ne çıkıyor? Maden, demir çıkıyor. Şimdi Divri... Yani madeni olduğu için belki de çok önemli ve geçmişe dayalı, milattan önceye dayalı bir gelişimi yani de var. Madenden evvel. Madenden önce. Şimdi bazı kümbetleri, tarih eserleri var. İşte Ulu Cami de zaten 1228 yılında. 1228. Bizde başlamış, 1243 yılında bitmiş. 15 yılda tamamlanmış cami. Çok tarihi bir eser. Kalesi var Divri'nin, kaleleri var. Ondan sonra maden daha sonradan 1937-38'de Cumhuriyetle. Daha evvel maden hakkında Evliya Çelebi'nin de sözleri var. Divri'ye geldiği zaman işte yazmış, ol Divri'nin cenibinde zengin demir yatakları var. Kitabınızda bunları belirtiyorsunuz değil mi? Evet. Bravo. Ondan sonra Timur ordularının atlarının malı, mıhtarıcı, kalkanı Timur'un. Timur Anadolu'ya gelirken bu dağlardaki demir yataklarından faydalanarak o zaman demir dağlardaki demirleri toplar, ateşte eritir, zürufunu döker, demirinden alet edevet yapar. Evet. Evliya Çelebi bundan da bahsediyor eserinde. Onun için demirin bulunuşu, Divri'den demir yolunun geçişi, 1938 yıllarında Divri'li iş adamı, değerli iş adamı Nazi Bey ve Nuri Bey kardeşler. Bunlar çok büyük Divri'ye yardımı dokunan, çok büyük hayırsever insanlar. İşte Nuri Bey ortaokul yaptırmış. Nazi Bey Divri'ye büyük bir içme suyu getirmiş. Çok uzak, 15-20 kilometre daha uzak bir yerden. Demir yolunun Divri'den geçme projelerini yapmış, sağlamış Nazi Bey. Bunlar büyük hayırsever adamlar. Hatta demir madeninin bulunuşunu işletmeye açılışında da büyük katkısı etkin rol oynamışlar. Moğol baskısı yaşamış mı bölgeniz? Şimdi Moğol baskısını Divri'yi yaşamamış. Evet. Ama etkisi, havası şeyi var. Çünkü Köse Dağı'da Moğollar Selçukları yenince, evet, Anadolu'ya girince Anadolu'yu yıkmış, yakmış, ateşe vermiş. Doğal olarak etkilemiş. Bu haliyle Anadolu yapınca etkileniyor tabii şey olarak. Korku, sindirme, kaçış, ölüm kalım, Moğol zulmü zaten Türklerin Anadolu'ya gelişlerindeki en büyük nedenlerden birisi de işte Moğol zulmü, Moğol baskısından kaçmak. Daha sonra o Köse Dağı Savaşı'nda da Moğollar, Selçukları yenince Anadolu'yu harabeye çevirmiş. Evet. Bundan da tabii etkileniyor hani. Divri'nin köklerini kısmen de olsa seyircilerimizle paylaştık. Evet. Çok çok yıllar öncesine, milattan öncesine dayanan bir kültür, bir yaşam bölgesi. Köyünüzün de kısa bir tarihini verelim, kitabınıza geçelim. Köyümüzde de işte kaynakta, kitapta da zaten belirtmiştik. Buyurun. Köyümüzün tarihi de işte o tarihlerde Anadolu'ya yerleşerek gelen Türkler, demin size söylediğim 5-6 evlilik bir grup gelip bizim köyün olduğu yere yerleşiyor. İşte o grupların adları da demin saydığım adlar. Evet. Şu isimli 6 kişi, 7 kişi oraya yerleşiyor. 500-600 yıllık mı bir köy o zaman? 7-800 yıllık. O kadar. 100 yıllarında falan, 100-150 yıllarında gelip yerleşmişler buraya. Mengüceklerin yerleşerek geldiği dönem Anadolu'ya. Yani 700-800 yıllık bir köyden söz ediyoruz. Belgeler şeyi böyle gösteriyor. Yerleşiyorlar. Orada çoğalıyorlar, büyüyorlar, orada kalıyorlar. Başka bazı göçer aileler yer değiştirse de bunlar yer değiştirmiyor. Orada yer değiştiriyor. Zaten yer belki de göçmedikleri, yer değiştirmedikleri için siz kaynaklara bu kadar uğraşır sonunda ulaşabildiniz. Evet. Göçseler de ulaşamayacaklar. Evet. Şimdi kimlerden göçtü, onun yerine kim geldi falan, bu biraz sorun olur. Bir de kökler kaybolurdu. Kökler de kaybolurdu. Aynı evet. Kökler, aynı şeyler orada olduğu için şey kolay olur. Bir de yani köyünüz... yaşam felsefesi olarak şiire, şaire, ozana yatkın bir kültür mozaiğine sahip ve o birikimini, o donanımını oralardan alıyor. Sözlü gelenekten ve söyleme geleneğinden alıyor. Siz kitabınızda da köyünüzden çıkmış, yetişmiş şairleri, ozanları, halk ozanlarını dile getiriyorsunuz. Bu da sizin yaşam felsefenizin bir şeyi olarak, nüvesi olarak, bir doğuşu olarak mutlaka geleceğe de ve belli mesajları da götürmeli. Kitabınızı yazmanızın belki de amaçlarından biri buydu.
şiirle, ozanla, saz söz söylemiyle nasıl bir birlikteliği var köyünüzün? Yani biraz dağıttım ama anlayabildiniz zannediyorum. Anlıyorum. Anladığınızı cevaplayınız. Köyünüzün en güzel yönü de bu zaten. Evet. Şimdi bunu şöyle alalım. Buyurun. Şimdi Anadolu insanı Türkistan'dan, Asya'dan gelirken oradaki Anadolu'ya gelen Türkler oradaki kültürlerini beraber getirmişler. Anadolu'da harmanlayıp zenginleştirmişler. Anadolu'da olduğu gibi bizim yörenin de, Divriği de, Divriği köylerinin de okuma düzeyi çok yüksek. Türkiye'deki istatistiklere göre Divriği'deki okuma yazma oranı ve düzeyi çok yüksek gösteriliyor. Divriği'nin bütün köylerinin halkı da bizim köyler dahil okumayı çok seven, eğitime çok düşkün, önem veren bir bölge. Evet. Bizim köyde bunlardan birisi. Köyümüz okumayı çok seviyor. Şimdi Divriği'nin... Bir de söylemeyi seviyor, bir de yakmayı değil mi? Tabii şimdi Divriği'nin bütün köylerinde yatırlar, kümbetler, evliyeler vardır. Şimdi bu konuda kitaplar var. Sevgili hemşerim, Halil Özen oğlu kitap yazmışlar bunlar, Divriği evliyeleri diye. Bunlar her dağın başında bir yatır, bir ziyaret, bir halk aşığı, bir halk ozanı var. Bunların hepsi bir eser bırakmış. O zaman Alevilerin de daha çok cem cemaat yaptığı dönemlerde olduğu için herkes bunlardan işte. Halk aşığı çok. Halk şiiri yazan, söyleyen çok. Modern şiiri yazan, söyleyen de çok. Köyümüzde çok da kitapta da bahsettim. Çok da şiir yazmış arkadaşlarımız var. Bunların birçoklarının şiirlerini de kitaba aldım. Şimdi bir de gurbetçiliği eski köyümüzün. Köyün kültürünün gelişmesinde gurbetçiliğin de payı var. Getirisi var. Tabii çok payı var. Çok önemli. Şimdi görgü kurallarından olsun, öğretiden olsun, medeniyette olsun, şu bu olsun. Köyümüz bir şehir gibi köy. Şimdi tabii detayına ben girmedim ama kitapta detayları var. Hizmetlerin nasıl yapıldığı, nasıl edildiği. Onun için bu bölgedeki merak, okuma merakı, eğitime verilen önem bizim köyümüzde de var. Bizim köyümüzde eğitime çok önem verir, okumaya çok önem verir. Şairi çoktur, yazar çoktur. Onun için çok iyi bir yönü var. Şimdi Sayın Üstad, köyünüzü tabii doğal olarak kültürel yanlarını da ele alarak, gelenek göreneklerini de değerlendirerek bir portföy çıkardınız ve onu toplumla kısa zamanda kitabınız yayınlanınca paylaşacaksınız. Evet. Ama köyün de kendi içine dönük hem yaşamı devam ettirmek adına hem ekonomik anlamda yaşamla mücadele anlamında kendini hazırlaması var. Kitabınızın bazı bölümlerinde ben müşahede ettim, gözlemledim. İşte yaz, kış hazırlıkları yapılıyor. Birbirinden farklı şeyler var. Orada argümanlar var. Bu yaz kış hazırlıkları bir gelenek mi? Yıllardan beri, yüzyıllardır yapılan bir geleneğin devamı mı? Yoksa hayatı devam ettirmenin de başka koşulu yok mu? Yani bu yaz kış gelenekleri, yaz kış hazırlıkları gerçekten beni bir kentte doğmuş, yaşamış ama köy katmanını da hiçbir zaman unutmamış, köyü seven, köyüne giden, memleketini sılasını rahim eden bir insan olarak söylüyorum. Bu yaz kış hazırlıkları yıllardır sürdürülüyor, halen devam ettiriliyor mu köyünüzde, merak ediyorum açıkçası. Bu sürdürülüyor, ettiriliyor da fakat azaldı, azalarak sürdürülüyor, ettiriliyor. Çünkü bu yaz kış gelişmesini sürdüren şartların nedeni yaşam şartları, mevsim şartları. İşte onu vurgulamak. Çok çok ağır ve zor, çetin şartlar. Evet. Yaşam şartları, yani mevsim şartları seni zorluyor. Diyor ki, Anadolu'nun kışı uzun, kışlar sert ve kurak geçer. Çok kar yağar, kışı da uzun sürer. Kışı uzun sürdüğüne göre bunun malı da var, içeride beslenecek. Ne yapmam lazım diyor ki. Yani şunu anlıyorum, sadece kendi geçimini, kendi yaşesi evet, değil. Aynen. Yani hem kendinin, hayvancıkları da besleyecek. Hayvanlarının. Onun otunu, samanını, şununu, bununu daha havaları iken güzden erkenden içeriye doldurur. Kendi yiyeceğini de, kışın ekin yok, ot yok. Kendi yiyeceğini de arpay, buğday ne çıkarırsa değirmenine büyütür, getirir, ambarına doldurur. Kış gelip işte onuncu ay,
11. ay deyip karkış başladı mı her şey içeridedir. Evet. Kendi yemesi de hayvanların yemesi de. Her şey içeridedir. Ta Nisan'a Mayıs'a kadar. Evet. Bu mevsim bunu zorlar, yaptırır mevsim koşulları. Hayatın şartı bu. Başka evet. yolu yok. Evet. Öyle yapacaksın yaşamak için. Başka yaşam tarzı yok. Bu şekilde hazırlanır. Gerek hayvanlar için, gerek insanların kendi yaşamı için. Yazdan hazırlık başlar. Kış hazırlığı yazdan başlar. Bu böyle dönüşümlüdür. Sürer gider. Her yıl böyledir. Kışın hazırlığı yazdan başlar. Yazın. Kışın da rahat edilir. Kışında o zaman rahat. Kışa geldikse, kışın doğal olarak hava koşulları sert, yaşam şartları çetin ve doğal olarak iaşesini hayvancıkların ve kendisinin hazırlayan ahali, köy ahalisi doğal olarak daha aktivitesi az bir yaşam sürdürüyor. Yani mutlaka kendi içinde zorlukları da vardır ama kendisine zaman ayırma açısından, birlik beraberlik açısından bir araya gelip belli şeyleri öğrenmek, yaşamak, yaşatmak adına da kışın bir önemi de var değil mi köy yaşamında? Bir araya gelmek, üretmek, sohbet etmek, çalıp söylemek. Nasıl? Kışın önemi çok büyük. Buyurun. Çok da güzel. Buyurun. Şimdi zaten yazın insanlar birbirini göremez. Her biri bir yerde tarlada, dağda, hayvancılıkta uğraşır. Göremez ama kışın malını, davarını içeri koyup yemini, suyunu verdikten sonra insanlar hep bir araya gelirler. Köy adalarında çeşitli eğlenceler, masallar, hikayeler, sazlar, sözler yaparlar. Bir sürü hikayeli kitaplar okurlar, hikaye anlatırlar, masal anlatırlar. Yani bir kaynaşma, bir araya gelmeyi görürsün. Hatta cemler yapılır. Cemlere giderler. Belki bir ay hikayede cemlerin evet. yapılması sürer. O cemler de biraz kültür merkezleridir. Evet. Herkes o cemlerde nasihatları dinler, öğütleri dinler. Halkın birbirini nasıl sevmesini, saymasını, nasıl paylaşımcılığı, nasıl bölüşümcülüğü anlatılır, onu öğretilir. Evet. Onun için kışın halkın bir araya gelmesi hem çok yoğundur, hem de isabetlidir. Bir hem de güzeldir, okul, tatlıdır. Okul gibidir. O cemler bir nevi okul. Hayat okuludur. Hayat okulu tabii. Her şeyi öğretir. Orada oturan dedeler, akıl bali olmuş, aklı yeten, aklı başındaki insanlar. Her şeyi öğretir. Geçmişten geleceğe köprü olurlar, evet. Herkes, bazı içinde okumuşlar varsa onlar tarihten bir şeyler anlatırlar, masal anlatırlar. Onun için kışın çok önemlidir, bir araya gelir. Köy adalarında kömbe yaparlar, yastılık yemek. Kömbe, kömbe nedir yaparlar. Üstad? Ekmek mi kömbe? Hmm. O saz arasında yağlı ekmek yapılır, ona kömbe. Olsa da yesek, acıktık, evet. Çok güzel yeter yani kışın. Şimdi üstadım ben bir Karadeniz çocuğuyum da biliyorum bizim oralarda evler ahşap olur. Yeşilliklerin içinde ağaçların kendi arasının ortasında kurar evi. Bir ev efendim şeydedir 5 kilometre ötede bir ev 10 kilometre dağ bayır demeyiz ev kurarız yerleşiriz oralarda yaşarız. Sizin köy konumunuz köyü kuruşunuz nasıl? Evleriniz nasıl? Merak ediyorum. Taş mı, ağıl mı? Mesela bizim ahşaptır. Eski evlerin çoğunda taşlar işte çamurla o ahşap bölmelere sıvanır. Bilirsiniz gitmişseniz. Böyle bir köy evleri vardır ve iki katlıdır. Altta hayvanlar barınır, üstte insanları barınır. Sizdeki bu köyün kuruluşu, yerleşkesi nasıl? Evleri de neden yapıyorsunuz? Teraslı damlı mı yapıyorsunuz, çatılı mı yapıyorsunuz? Eskiden söz ediyorum, şimdi tabii villa tarzında yapıyordur zenginler ama. Şimdi köyümüzün eski yani bir arada mı yaşıyoruz? Bir arada eski yapılışı da çok güzel, neden? Köyümüzün şimdi her sokağa araba gidip geliyor. Bazı köyler vardır, dardır, yayadan bile giremez. Evet. Bizim köyün her sokağına araba gider, taksiler daha bir baştan girer bir baştan çıkar. Herkesin kapısına arabayı var. Evler toprak evdir. Toprak ev. Toprak ev. Büyük çoğunluğu... Taşla mı yapılıyor? Kattır. İki kat. Alt katı... Büyük çoğunluğu çift katlıdır evler. Evet. Alt katları taş, üst katları kerpiçle evet. yapılır. Metres, meteris derler böyle. Kerpiçle örülür. Tek katlı olan evde var ama çok az. Çoğu çift katlı evlerin. Üst katı toprak, kerpiç, alt katı taştır. Evlerin hepsi çatılıdır. Ya kiremit, ya saç, ya vandalin falan evet. yaparlar. Evet. Toprak evlerdir. Bazı evlerde ayrı, ahır samanlık ayrıdır.
Bunda da dediğin gibi alt kat ağır samanlıktır, üst kat yani. Karadeniz'deki, yani bütün Karadeniz'de Anadolu'daki gibi. Hep o şekilde şey yapılır. Tabii son zamanda göç çoğalınca, köyde insan azalınca, şimdi düşün ki 150-160 haneli bizim köyümüzde, şimdi kışın belki 15-20 ev ancak kalıyor. Yaşlılar kalıyor. Yaşlılar, emekliler kalıyor, gurbete çekiliyor. Yazın köy kalabalıklaşıyor, doluyor. İşte tatil olunca, okul tatil olunca köye gelenler, emekliler, bayanlar, torunlar, çocuklar geliyor. Köy yazın daha kalabalık oluyor ama kışın azalıyor tabii. Coğrafi yapısı nasıl? Yani şu anlamda soruyorum. Köyde bu yüzyıllardır, 700-800 yıl boyunca mutlaka ilahi emir gereği de fidan dikmek helal. Yapılması gereken farz. Yani bu şekilde bir ağaçlandırma, doğayı yeşillendirme çabası verilmiş mi? Yoksa kıraç bir arazi mi? Ne ekseniz büyümeye. Köşenesi biraz kıraç. Evet. Ağalık biraz daha boş. Evet. Biraz meşe ve ardıç var ama öyle büyük ölçüde fazla orman denecek şeyimiz yoktur. Evet. Köy içinde de daha çok Anadolu'da bilirsiniz belki geldiyseniz. Ağaç olarak selvi ve kavak çok dikilir. Çünkü eskiden Türkler zamanında da öyle bir dam yapma, ev yapma diye biraz da kavak çabuk yetiştiği için hemen kavağa önem verir. Yetişince keser, ev dam yaparlarmış. Kavak ve selvi ağacı köyümüzde çok. Evet. Şimdi meyve ağacı az biraz var ama işte elma, kayısı, ceviz. Son zamanda cevize fazla önem verilmeye başlandı. Ceviz yetiştiriciliği yapılıyor. Şimdi şey az, suyumuz biraz pek büyük ölçüde sulama yapacak. Dereniz var mı? Akarsuyunuz var mı? Var. Su var. Suyu dolgun mu? Yani büyük ölçüde değil. Değil. Büyük ölçüde sulama yapacak kadar değil. Ama az sayıda vatandaş işte sebze döküyor, bostan ekiyor. Demin söylediğim gibi hem bir hobi hem de kendi yiyeceğini yaz mevsiminde çıkaracak kadar ekip içiyorlar. Şimdi iklimimiz zaten kara iklimi, sert kışın, kurak ve sert geçerdi. 10. ayın sonuna doğru sobalar yanmaya başlar ta Nisan'a Mayıs'a kadar yanar sobalar. Evet. Mevsim itibariyle. Şimdi bir de şeye girelim, yani mutlaka bir yerel giysi tarzınız da vardır. Bunu bilmeyenler, sizin memleketiniz, köylünüz olup da görmeyenler için de bir mesaj anlamında olsun diyorum. Mesela bizim Karadeniz'de peştemal olmazsa olmazıdır. Yaşlı kadınlarımız hem başına bürünür hem beline bürünür, bağlar, öyle gezer. Siz de böyle yerel giysiler, işte başlıktan tutun da eteğine, fistanına kadar var mıdır? Yoksa nasıl bir giysi? Mesela Ovacık köylüyü biz nasıl tanırız? Bir Karadenizli'yi tanırsınız da bir Karadenizli hanımefendi gelirken, yaşlı hanımefendi, sizi nasıl tanıyacağız? Şimdi çok eskiden kasket, şapka diyelim çıkmadan evvel biliyorsunuz. Evet. Köyde başlık. İşte tiftik denirler, güneş denirler. Evet. Başlık derler. Kışın bilhassa ormanda keçisini, davarını götürenler de o başlığı, tiftik beresi derler, onu başına geçirirler. Evet. Hem soğuktan korunmak için hem onu giyerler. Başlarına geldi. Evet. Şapka çıktıktan sonra kaskete dönüşmüş köy hızlı bir içinde. Evet. Şeye, köy çok çabuk hızlı bizim köyümüz intibak etmiş. Yeniliklere, devrimlere. Evet. Aslında biraz da Atatürk'ü çok sevdikleri için, sevdiğimiz için. Atatürk'ü hepimiz seviyoruz. Evet. Evet. Şimdi Atatürk inkılaplarına daha çok koşarak canla başla sarıldığı için hemen eskiden şalvar giyilirmiş. Evet. Son zamanda işte pantolon dediğimiz daha modern giysiler, biraz da gurbetçiliğin verdiği kültürler, o gelişmiş erkeklerde. Bayanlar da eskiden üç beşli giyilirmiş, bizim orada üç beşli denir, entari denir, üç beşli. O yaygındı. Evet. O da sonra söylediğim bu modern gelişmeden sonra o üç beşli kalktı. Bayanlar daha çok sonradan fistan denilen, işte entari dediğimiz boydan giyme yaygınlaştı. Şimdi de biraz da gençlerde de bayanlarda da pantolon giyme, bir de fistan dediğimiz normal entari giyme yaygın. Yani giyim şekli bu. Evet. Bayanlarda başlarına da işte normal şey bağlarlar, işte bizim hanımla da gördüğümüz. Eşarp bağlarlar. Eşarp bağlarlar bazı yaşlı bayanlar.
gençler de bazen de şeyi kullanmazlar yani. Başlık kullanmazlar. Başlık kullanmazlar. Şimdi üstadım, biz sizinle daha önceki görüşmelerimizde benim de içime bir yara oldu. Siz bu kitabınıza fotoğraflar da koyacaksınız bildiğim kadarıyla. Evet. Hazırlık aşamasında. Ve sizin bu kitabı yazarken geleceğe bir anı bırakmak, anıt bırakmak için yola çıktığınızı ben biliyorum. Ve sevgiyle karşılıyorum. Yani ben de bir kitap yazdım. Kitap yazmanın ne kadar zor, hazırdan yazdım hem de. Ne kadar zor olduğunu, hiç dağarcığımdan çıkanları kağıda döktüm. Ama ne kadar zor olduğunu yazarken gördüm. Değiştirmedik yerini bıraktırtmadı bize editörler ve yayıncım. Zor bir iş yapıyorsunuz. Zaten sonuna da getirdiniz, yayın aşamasına getirdiniz. İşte nereden nereye geldiğimizi de vurgulamak açısından buna da değinmenizi istiyorum. Belki sizi de biraz içlendirecek, üzecek ama siz pederinizin, babanızın bir fotoğrafına bile sahip değilsiniz, değil mi? Yani sizi üzen bu, geleceğe bir şeyler bırakmak lazım. Hem yazınsal anlamda hem görsel anlamda diye çıkışınızın belki de temelinde, bence benim saptamam bu. Yanlışsam lütfen doğrulayın. Yani babanızın, atanızın, evlatlarınıza, torunlarınıza işte büyük dedeniz bu zattır diye sunabileceğiniz bir fotoğrafınızın olmayışı sizi çok rencide etti, değil mi? Bu çıkış, bu kitap çıkışı belki de temelinde buydu. Şimdi yaraya tuz döktünüz. Yaraya tuz basılır üstad. Evet. Yaraya tuz döktünüz. Evet. Şimdi ben değnekte görev yaptığım yıllarda köyde bir müze açılışımız vardı. Müzeniz de var sizin, değil mi, ayrıca köyde? Bak onu söz edemedik. Şimdi 500 küsür fotoğraf topladım köyden. 2 yıl çalıştım. Köyde geçmişlerin, çok eski yaşlıların fotoğraf icat olduktan sonra fotoğraf çektirebilmişlerin resimlerini buldum, topladım. Doğum ölüm tarihlerini yazdım, hazırladım. O müzeye koyduk. Albüm yaptınız. Albüm de yaptık, ayrıca dernek. Şimdi o müzede 500 civarında fotoğraf var. Ta 1850 doğumlar, 60 doğumlar, onların doğum ölüm tarihleri var. Bunları koyduk. Ele aleme derler, şey, biz kendi babamızın fotoğrafını bulamadık. Çünkü bir zaman biz yetinceye kadar işte fotoğrafçılık yoktu, yaygın değildi, köye fotoğraf gelmiyordu, gitmiyordu. Bir zaman sonra da o fotoğrafını kaybetmiş, kimliğini çıkaramadık daha. Rahatsızlanmıştı, rahatsızlık geçirdi. O zaman da hiç aklınıza gelmedi. Aklımıza gelmedi. Sonra da gittim nüfusu, askerlik şubesini taradım, yoktur. Fotoğraf bulamadım. Tabii onun acısını yaşıyorum. Köyümün bütün fotoğraflarını yaşlı insanların bulmuş, oraya koymuş. Bütün sülale fotoğraflarını. Herkesinki varken onunkinin olmaması benim içimde bir ürte kaldı yani. Ve geleceğe bir miras bırakayım, hem yazayım. Evet. Kitabı yazarken de şöyle düşündüm. Yazmamı ben çok yönlendiren, iteleyen şuydu. Ben nasıl merak ettim bu köyün kuruluşlarını, dedeme sordum, başka köylülere sordum, ettim derken. Ya geriden gelecek nesiller, gençler bundan 50-60 yıl önce bizim köyde nasıl hayvancılık yaptığımızı bilmiyorlardı. Köydeki yaşamı öğrensinler, anlasınlar, bir eser kalsın diye. Ataları, babaları öğrensinler, ya dedeleri öğrensin. Nasıl yaşamış, nasıl oturmuş kalkmış, nereden gelmiş, nereye gitmiş. Bundan sonra gelecek nesil için, gençlik için bir eser olsun diye kitabı daha ziyade bunun için yazmaya çalıştım. Fotoğraflarda da o fotoğraf konusu beni mutlu etti, oraya koydurduğum fotoğraflar, ama ne yazık ki biz babamızınkini bulamayınca içimizde bir ufta kaldı, dediğim gibi. Buna üzülüyorum. Mutlaka size benziyordur babanızda. Beni babama benzetiyorlar, bilmiyorum. Ya, tabii benzeyen taraflarımız vardır. Evet. Yani, sima olarak da belki. Tabii, ya babaya ya anneye bir tarafa. Bir tarafa çeker derler, değil mi? Huylu huyuna çeker. Şimdi üstadım, birçok konuyu değerlendirdik. Mesela yörede kullanılan sözler, atasözlerine değinmişsiniz kitabınızda, yemekler vesaire. Yani bir köy yaşamında neler etkiliyorsa yaşamı, neler etkiliyorsa kişileri ve neler katıyorsa o köy yaşamındaki değerler, insanları, hepsini ayrıntılı inceleyip sık dokuyarak, araştırarak
bir metin haline, bir döküman haline getirmişsiniz. Ben açıkçası birçok şey öğrendim sizin o bana verdiğiniz prova baskıdan. Onların içinde mutlaka değinecekleriniz vardır ama bir düğünlere bir değinin kısaca. Ve sonra aklınızda ne kaldıysa mesaj vermek anlamında hem hemşerilerinize hem esenlerlere düğünlerden sonra ona da değinin, ben programı kapatayım çünkü zamanımız da doluyor. Bir düğünlere bir değinelim çünkü eski düğünler çok güzelmiş. Cümleyle ifade edeyim. Buyurun. Belki bu programı izleyenler kiminle ne yapmış derler. Evet. Erdoğan Bey, şimdi siz İncelip kitabın içindeki detaylara girmeye çalışıyorsunuz. Evet. İncelip, zamanımız yok. Gireriz de. Kitabın okunmasına yer kalmaz. Evet. Okuyucular der ki hep orada anlatmışsın, kitabı niye yazdın bari derler. Onun için pek derinlemesine girmek istemiyorum. Kısaca bir düğünlere değinelim. Şimdi, köy düğünleri çok zevkli olur. 3 gün sürerdi. Evet. Şimdi at üstünde falan mı gelirdi gelin? Atlar toplanır. İşte yenge dediğimiz görevli bayanlar olur. İşte büyürsü de derler. Evet. 4 tane, 10 tane, 8 tane. Bir de bayrakları vardır bunun. Düğün, yani bayrak mı taşıyor elinde? Türk bayrağı mı? Bayraklar düğün evi, damın başına bayrak dikilir. Düğün başladığı gün o evin harmanında bayrak dalgalanır. Hmm. Oğlan tarafında. Düğün alayı kız tarafına gittiği zaman bayraktar bayrağı alır, atın üstünde kız tarafına gider. Selavat vererek inilir, kalkılır. Evet. Kız tarafının evinin damına bayrağı diker. Yarın gelin oradan alınınca bayrağı alır tekrar. Oğlan evine getirilir. Çok evet. Şimdi özel giysiler giyinir bayanlar. Yerel giysiler. Hem özeldir. Hem özel hem yerel. Yerel ama hem de özeldir. Hmm. Onların giysileri özeldir, giyilir. Düğünler yemekli olur. İşte herkes davarlar kesilir. Tandırda ekmek pişirilir, yapılır. Yemek dökülür, yemek yedirilir. İşte içkili falan da olur. Halaylar, atlarda cirit oynamalar falan. Bir şenlik olur. Şenlik çok güzel olur. Evet. Şimdi her türlü çalgısı, havan çalan, davul zurna çalan, her şey var. Fakat şimdi hayvancılık bitti. At yok, düğün yok. Zaten köyde düğün de olduğu yok. Olursa da taksiyle İstanbul'a. Evet, evet. Arabayla evden. Ama evde. Yani geçmişi görmesi açısından yeni yetişenlerin bir mesaj anlamına çok koydunuz. Güzel. Evet. Anadolu'nun o kültürü, görmeye değen kültür. Ziyaretlere gidiş, evet. Düğünlere gidiş, evet. Eğlencelere, şölenlere gidiş, pikniklere gidiş. Belli de ritüelleri var değil mi onun? Herkes görevini yapacak. Ayrı ayrı görevlendiriliyor tabi. Ziyarete gidilirken nasıl yemek verilir? Evet. Eğlenceye gidilirken nasıl yapılır? Çok güzeldi ama şimdi göç köyleri boşalttı. Köylerde kalan kesim de yaşlı. Bütün Anadolu'yu boşalttı. Anadolu köyleri diyorum ya. Evet. Köylerde kalan İstanbul, Ankara, İzmir. Yaşlı kesim. Tabii her şeye gücü yedip yapamıyor. Tabii genç insanın yaptığı daha başka oluyor. Tabii onun için köylerdeki şenlik, canlılık eskisi kadar olmasa da yazları işte bayram tatillerinde köye çok gidiliyor. Mesela bu sene bizim Şeker Bayramı'ndaki tatil çok uzundu. 9-10 gündü. Vatandaş hep çoluk çocuk gelindi. 550-600 nüfus köye gelmişti. Bir şenlik yapıldı. Biz ona işte pilav şenliği falan diyoruz. Evet. O şenlik çok canlı geçti. Halaylar, oyunlar, davul zurnalar çok güzel geçti ama... Halaylarınız, şenliğiniz hiç bitmesin diyorum. Son söz olarak Esenler'deki Esenlerlere, Esen TV aracılığıyla, Yerel Manşet programı aracılığıyla, hemşerilerinize çok konu var konuşacak ama zamanımız doldu maalesef üstad. Ne söylemek istersiniz? Bir son söz söyleyin, ben programı kapatayım. Son sözüm şu. Bütün vatandaşlar kendilerine uygun gördükleri en yakın partilerde, derneklerde, panellerde toplanmalı, örgütlenmeli, bir araya gelmeli. Bak şimdi bir cenaze olduğu zaman Esenler'de o cenazeyi alıp ta uzak cemevlerine götürüyoruz. Uzak yerlere gidiyoruz. Onun için Esenler'de de bir cemevine ihtiyaç var. Bu konuda da örgütlenmeli. Her alanda örgütlenmeli, siyasi alanda da örgütlenmeli. Şimdi örgütsüz toplumun hayat damarları kesiktir. Örgütleneceksin, ne olursa. Örgütlenmek demek de söylediğim gibi dernekte, partide, sandıkta böyle yerde örgütleneceksin. Yoksa örgütlülükten... Sokağa inmeyeceksin canım. Evet. Yasalar çerçevesinde. Tabii. Örgütlenmesi lazım. Böyle örgütlü, okuyan bir halk istiyorum. Bir de köyünü unutmasınlar.
köy gelenek ve değerlerini hayatlarına yansıtsınlar yani, istiyorsunuz. Kitabı da onun için yazdınız. Sağ olsunlar. Eyvallah. Gerçekten yazın iki tane dini bayram geçirdik. Her ikisinde de Kurban Bayramı'nda da tatil uzundu. Onda da Şeker Bayramı'nda olduğu kadar köye bir dolma olmuştu. Unutmuyorlar köylerini, hakikaten unutmuyor. Sağ olsunlar, ihmal etmiyor. Kısa dönemde olsa geliyorlar. Unutanlar da hatırlasın. Ya hatırlayın, olacak tabii. Bir tane, binlerce nüfusun içinde bir tane adam unutabilir. Evet. Değil yani. Onu ölçü olarak almayız biz onu. Önemli olan çoğunluk. Üstadım, böyle bir yüce görev yerine getirdiğiniz için, geçmişinizi gelecekle buluşturduğunuz için ben şahsım adına, televizyonumuz adına, programım adına size teşekkürlerimi sunuyorum. Var olun, uzun yaşayın, bilimle, bilgiyle yaşayın diyorum. Teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Ben de televizyonunuza da çok teşekkür ederim. Emek çekip bekleyip bizi bu programı hazırladığı için. Ayrıca böyle bir şeyi düşünüp hazırladığınız için size de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Siz var olun efendim. Sağ olun. Efendim, Esen TV Yerel Manşet programında bu kez kendi köyünü kitaplaştıran ve geleceğe taşıyan bir değerimizle, büyüğümüzle beraber olduk. Hep çocuklukta, ilkokulda öğretilen bir tekerleme vardır, bir şiir vardır. İşte orada bir köy var uzakta, gitmesek de görmesek de o köy bizim köyümüzdür denir. Gidip görmekte fayda var, gidip öğrenmekte yarar var. Gidip oradaki yaşamları irdelemekte ve kendi hayatımına katkısını sağlamakta fayda var diye görüyorum. Ve bu programı izlediğiniz için yakında basımı gerçekleştirilecek Ovacık Köyü Tarihi kitabını, daha önceden prova baskısını bana verdiği için Mustafa Gürsoy'a teşekkür ediyorum. Beni de kendi köyünden bir kişilik olarak görmesini diliyorum. Ben de bu kitap sayesinde yarı ovacıklı oldum. Demek ki araştırmanın, bilmenin, öğrenmenin insana katacağı çok şeyler varmış. Ben de bunu öğrendim. Teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için.